Cevdet Bey, binbaşı Kosta geldi. Sizinle görüşmek ister. Gelsin. Gel binbaşım. Hayırdır? Olayım, az önce kumandan Vasily'ye iletilmesi için bir rapor geldi. Neyle alakalı? 16 Mayıs'ta İstanbul'dan ayrılan bir vapur. Bandırma. Vapur Samsun'a yanaşmış. Bu mu rapor? Kıyı Emniyeti'nin işini bize mi yaptırıyorlar artık? Yolculardan birisi istihbarat raporlarında tehlikeli olarak mimlenmiş. Anadolu direnişinde önemli bir rol oynayabilir deniyor. Mustafa Kemal, Selanikli. Tanıyor olabilirsiniz diye düşündüm. Tanımıyorum. Alt devreler tanır. Tehlikeli biri olsa muhakkak tanırdım binbaşı. Kumandan Vasily'nin duyması gerekiyor. Kumandan Vasily sizin getirdiğiniz her raporla alakadar olsa kendi vazifesini yapamaz. Böyle önemsiz detaylarla bizi meşgul etmeyin. Ama albayım. İstersen al bu raporu, sen kendin götür Vasily'yi. İstanbul'dan Samsun'a giden köhne bir vapurdaki 3-5 önemsiz subay ilgisini çeker mi? Sen de bu vesileyle terfi edersin. Ne dersin? Hem de böyle bir günde. Gidebilirsin. Emredersiniz albayım. Ey Mustafa. İş değişmemişsin. Yolun açık olsun paşam. Rahmi Turan, 2011 yılında Hürriyet gazetesinde kaleme aldığı köşesinde emekli hava albayı Kemal İntepe'nin İngiltere'de başından geçen bir olayı anlatır. İntepe, uçuş eğitimi için gittiği İngiltere'de Atatürk'ü Samsun'da tutuklamak isterken teslim olan İngiliz subayla tanışır. İngiliz subay o gün yaşananları şöyle anlatıyor. 1941 yılında İngiltere'ye uçuş eğitimi için gitmiştik. Londra'ya vardığımızda yaşlı bir İngiliz hava binbaşısı irtibat subayı olarak görevlendirilmişti. Adı Mr. Sholter olan bu subay Türkçeyi bizlerden daha iyi konuşuyordu. Mr. Sholter'ı birkaç defa eşiyle birlikte ikindi çayına davet ettim. O da beni akşam yemeklerine evine çağırıyordu. Emekli binbaşı Sholter bir akşam bana şunları anlattı. 1919 yılında piyade binbaşı Sholter olarak Samsun'daki İngiliz işgal tabur komutanıydım. 18 Mayıs 1919 günü İstanbul'daki İngiliz İşgal Kuvvetleri Komutanlığı'ndan şifreli bir telsiz telgraf aldım. Bu telgraf 16 Mayıs 1919 günü Mustafa Kemal adında bir Türk generalinin Bandırma vapuru ile İstanbul'dan ayrıldığını, eğer Samsun'a inecek olursa tutuklanarak İstanbul'a gönderilmesini istemekteydi. Gerekli emirleri verdikten sonra Samsun'a indim. Şehir her zamankinden daha kalabalıktı. Bu kalabalık pazar kalabalığından farklı görünüyordu. Siyah çizmeli, siyah kalpaklı, sert bakışlı kimselerin çokluğu dikkatimi çekti. Sonradan bunların Türk subaylar olduğunu öğrendim. Durum çok nazikti. 4 gün önce Yunanlılar İzmir'i işgal etmişler, Türkler buna çok sert bir tepki göstermişlerdi. Rum tercümanım çok korkuyordu. Bütün gece hiç uyuyamadım. 19 Mayıs günü sabah erkenden iskeleye gittim. Sabah namazından çıkan herkes sahile inmişti. Kurtarıcılarını bekliyorlardı. Askerlerimle çevreyi kordon altına aldım. Denizde batı tarafında bir duman göründü. Sahildeki kalabalık heyecanlıydı. Bir de baktım ki her askerimin arkasında siyah çizmeli, kara kalpaklı bir Türk subayı duruyor. Hepsinin silahlı olduğu muhakkak. Vapur iyice göründü. Görevimi iskele üzerinde yapamayacağımı düşünerek motoruma atlayıp vapura doğru hareket ettim. Mustafa Kemal Paşa'yı orada tutuklayacaktım. Vapura ilk varan benim motorum oldu.
Beraberimde getirdiğim iki erimi motorda bırakarak tercümanımla birlikte vapurun iskelesine tırmandım. Güvertede beni selamlayan iki tayfaya vapurdaki generali görmek istiyorum dedim. Bir tanesi önümüze düşerek bizi salonun kapısına kadar götürdü. Kapıdaki görevli durumu içeriye bildirdi ve geriye dönüp bizi salona aldı. Herkes ayaktaydı. Ortada mavi gözlü, sert bakışlı kişiyle göz göze gelince ne söyleyeceğimi şaşırdım. Sert bir asker selamı verirken ağzımdan şu sözler döküldü. Taburum emrinizdedir. Bunu nasıl söylemiştim? Daha önce hiç böyle bir şeyi aklımdan bile geçirmemiştim. Rum tercümanım şaşırdı. Bir an durakladı. Ben kendisine dönüp bakınca hemen toparlandı ve Türkçe olarak general eyletti. Mustafa Kemal Paşa'nın yüzünde hafif bir tebessüm belirdi. Teşekkür etti ve beni de yanına alarak dışarıya çıktı. Sanıyorum bakışlarından etkilenip bir anda teslim olma kararı vermiştim. Gözlerinin inanılmaz bir etkileyici gücü vardı. Öteki sandallar da vapura ulaşmışlar, çevreyi doldurmuşlardı. Mustafa Kemal Paşa, gemiye çıkan birkaç kişiyle tokalaştıktan sonra vapurdan benim motorumla ayrıldık. İskeleye vardığımızda muavinime taburu safta toplayıp silah çattırmasını ve hepsinin Türk makamlarına teslim olmasını emrettim. Biraz durakladı, sonra asker selamı verip ayrıldı ve emrimi aynen yerine getirdi. Taburu o siyah çizmeli, kara kalpaklı kişiler teslim almıştı. Bu yüzden İngiltere'ye dönünce askeri mahkemede yargılandım. Bir İngiliz subayı nasıl olur da bir Türk generalin emrine girer? Bu vatan hainliğidir diyorlardı. Mr. Scholter olayın devamını şöyle anlatıyor. Mustafa Kemal Paşa benim yanıma o siyah çizmeli, kara kalpaklı kişilerden birini vererek kendi makam otomobilimle ve kendi şoförümle birlikte misafir edileceğimi söyledikleri Ankara'ya gönderdi. Taburumun tutuklu erlerinin de Çorum, Çankırı ve Kastamonu'da kurulan esir kamplarına yerleştirildiğini öğrendim. Türklerin Kurtuluş Savaşı'nın sonuna kadar Ankara'da Hacı Bayram Camii'nin önündeki cadde üzerinde bulunan iki katlı ahşap evde kaldım. Hizmetimi göreceğini söyledikleri fakat aslında gardiyanım olan ve sıksa suyumu çıkaracak kuvvetteki bir kadınla 4 seneye yakın bu evde oturdum. Savaşın sonunda imzalanan anlaşma gereğince ben ve taburum Malta'daki Türk esirlerle değiştirildik. İngiltere'ye döner dönmez tutuklandım ve vatanı ihanet suçundan divan-ı harbe verildim. Hakkımda ağır hapis isteniyordu. Ben askeri hapishanede tutukluyken ziyaretime gelen ailem ve ebeveynim savunmamı yapabilmem için bana birçok gazete ve kitap getirmişlerdi. Onlardan yararlanarak kısa fakat öz bir savunma hazırladım. Bana isnat edilen suç taburumu hiç direnmeden teslim edişimdi. Savcı teslimiyetimin vatana ihanetle eşdeğerde bir suç olduğunu iddia ediyor ve en ağır şekilde cezalandırılmamı istiyordu. Yüksek Askeri Mahkemenin önüne çıktığımda savunmamı büyük bir soğukkanlılıkla okudum ve şu cümlelerle bitirdim. Sayın hakimler, Başbakanımız Lloyd George, avam kamerasında şöyle bir soruya muhatap olmuştur. Yunanlıları silahlandırarak 15 Mayıs 1919'da İzmir'e çıkarttık ve o tarihten bu yana milyarlarca sterlini bulan masraflar yaptık. Sonuç ne oldu? Yunanlılar İzmir'de denize döküldüler. Ayrıca Anadolu'daki bütün Rumlar atıldılar veya göçe zorlandılar. Bu olayda bizim kazancımız nedir? Hiç. Bu akılsızca bir gaf, korkunç bir hata, büyük bir felaket değil midir? Bu sert ve suçlayıcı soruya karşılık Başbakanımız Lloyd George şu cevabı vermiştir. Yüzyıllar bir veya iki dahi yetiştirir. 20. yüzyılın dahisinin Mustafa Kemal adıyla Türkiye'den çıkacağını ben nereden bilebilirdim? Görüyorsunuz sayın hakimler, karşınızdaki bu subay, başbakanımızın bahsettiği 20. yüzyılın dahisiyle hiç beklemediği bir anda karşı karşıya ve göz göze gelmişti. Ne yapabilirdi? Eğer ben o gün başka türlü hareket edecek olsaydım, bugün benimle beraber bütün taburumun mezarlarını ziyarete gelecektiniz. Fakat şimdi, eceliyle ölmüş olan 3 erimizin dışında hepimiz sağ salim yurdumuza dönmüş, ailelerimize kavuşmuş durumdayız. Karar yüksek adaletinizindir. Beraat ettim ve terhise tabi tutuldum. Ailemle birlikte Türkiye'ye gidip Mustafa Kemal Paşa'yı ziyaret ettim. Paşa beni muhteşem nezaketiyle karşıladı.
Tekrar görevli olarak İngiltere'ye çağrılmasaydım Türkiye'de kalacaktım. İngiltere'ye döndüğümde beni Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne aldılar ve istihbarat başkanlığında önemli bir görev verdiler. Türkiye ile İngiltere arasında irtibatı sağlayan grupta görev yapıyorum. Emekli hava albayı Kemal İntepe, anılarında binbaşı Scholter için 2 yıldan fazla bir süre birlikte olduk. Bu süre içinde her zaman bizleri savundu ve kendisini daima bizden biri saydı. Büyük bir Atatürk hayranıydı diyor.